turbocharged backpack. The genius sisters use him like a lab rat. A neat freak dad at home, a super busy mom. But the boy's best friend is a talking dog. That's right. Extreme jeans and an air-breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A feral booster bling bling. What do we make of this? Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. Johnny'nin yeni kız kardeşleri. Aynı şeylerden bıktım, usandım artık, anlıyor musunuz? Ama bu yepyeni bir deneyim. Ben de bundan paçayı kurtardığını sanma küçük bey. Şu andan itibaren bu kardeşlerin kabahati olduğu kadar senin de kabahatin. Ne? Sen 11 yaşındasın, bir deneye hayır diyebilecek yaşta yani. Şu andan itibaren evde herhangi bir dönüşüm gerçekleşecek olursa bundan sen sorumlu tutulacaksın ve cezalandırılacaksın. Şimdi ben ve babanız 11 yıldır ilk defa gezmeye çıkıyoruz. 3 saatimizi alacak olan bir şeyler yeme ve babanızın nefret edeceği sulu zırtlak bir romantik film izleme işi için siz çocukları yalnız bırakabiliriz diye umuyoruz. Hiçbir sorun istemiyorum. Bir gecelik bile olsa sevdiğim kadınla bir gece geçirmek istiyorum. Romantik sulu zırtlak bir komedi filmi olsa bile. Uslu durun. Saat 5'te geri döneceğiz. Harika! Ebeveynler olmadan bir gün! Ve ben bütün günü planladım bile. Çocuklara yasak aksiyon filmleri, onlarca sosis yiyebiliriz. Speed McCall'dan 11 yaşındaysan bunu izlememelisin. Seni seviyorum dostum. Tamam psikopat ablalar, beni ararsanız bulacağınız yer. Hey, nereye gittin? Aa, şu küçük tatlı ikizlere bak. İkizler mi? Tek kelime etmeyin, yoksa bir daha bu laboratuvara asla giremezsiniz. Annem ve babam 5'te geri gelecek. Bu yüzden bizi 5'e 5 kala bebek dönüştürücüye koyun. Aktivasyon kodu olan 4321'i girin ve geri al tuşuna basın. Bu hiç de hoş değil. Şimdi ne oldu yine? Hey, tebrikler Johnny dostum. Mutluluklar diliyorum. Gel, ben hiçbir şey anlamadım. Yeni doğan kız kardeşlerin. Bu yüzden buradayım. Bebek bakma işine yeni girdim dostum. Ha tamam, şimdi anladım. Beni sevdiler mi ne? Aa tabii canım, sevmez olurlar mı? Vahşi bir Speed McCool filmi. Bunu izlememeliydin Johnny. Birileri huysuz mu? Alın bebekler, siz bu poşetlerle biraz oynayın. Gil de dolapta ne var ona bir baksın. Bana bak, az önce o bebeklere oynasınlar diye poşet mi verdin sen? Verin bakayım onları. Johnny dostum, kardeşlerinin bezi değişecekse onlarla ilgilenir misin lütfen? Değiştirmek ha? Sadece bezlerini değiştirmeyeceğim. Onları yeniden kötü ablalarıma dönüştüreceğim. Çünkü benim ebeveynler yokken kudurma planımı bozmalarına izin veremem. İşe yaramadı. Bu kod neden olmuyor? Johnny, bizi değiştirmeye çalıştığını biliyoruz ama bu kod 5'e 5 kaladan önce çalışmaz. Şimdi bizi Gil'in kollarına koy, yoksa sana bir daha laboratuvar eğlencesi yok. Pekala, Gil'i mi istiyorsun? Alın size Gil. Johnny, umarım kusura bakmazsın. Kendime süper acılı bir fasulye yaptım da. İzleyemeyeceğim. Benim de gitmem gerekiyor, hoşça kal. Biliyorsun, Gil ablalarını kalıcı bir şekilde sakatlayabilecek bir adam. Hey, bu onların isteğiydi. Ben kim oluyorum ki karşı çıkmak? Onların kardeşi. Onları koruyup sevmesi gereken kişi sensin. Hayır, ben annesi ve babası evde yokken yiyip içip oynayıp coşan kardeş oluyorum. Ve parti zamanı. Bana istediğin bakışları at köpekçik. Ben aşağı gitmiyorum. Siz delirdiniz mi? Bebekler acı sever, öyle değil mi? Hayır, acı bebekler için iyi değildir. Onlara ezilmiş sebze vermen gerek. Bu yüzden havuçları zeytinyağıyla güzel bir ezip bebek maması yap bakalım. Vay canına teşekkürler Johnny. Sen hem zeki hem de çok havalı birisin dostum. Belki öyleyimdir.
Yedir, gazını çıkar ve yatağına götür. Ben de annesi babası evde yokken yiyip içip oynayıp coşan kardeş oluvereyim. Ne? Johnny, bebekler, onlar gerçekten çok kötü kokuyorlar. İşte bu yüzden onların bezlerini değiştireceksin ya. Ama bunu yapamam. Ne? Ama bu senin işin. Sen bu işten para kazanıyorsun. Şimdi hemen oraya git ve onlara dünyanın en iyi bebek bakıcısı olduğunu göster. Haklısın Johnny. İnanmam gerek. Ben gidiyorum. Gil bayıldı. Şimdi ne yapacağız? Atlarını değiştir. Neden? Neden ben yapıyorum? Çünkü sen bir köpeksin. Bunun konumuzla ne ilgisi var ki? Çünkü ben daha bir çocuğum. Hayatı boyunca yara alacak ve böylesi erken bir yaşta bu büyük travmaya maruz kalırsa hayatı boyunca kendisine bir aile kurmaktan kaçınacak bir çocuğum. Bunu birlikte yapabiliriz. Yeni uyandım ve bebekler artık kokmuyor. Pekala bebişler, şimdi bu rahat çek yat üzerinde hoplama zıplama zamanı geldi. Baksana, dalga mı geçiyor bu? Daha yetti ama. Şifreyi kıracağım ve onları hemen şimdi değiştireceğim. Ve şifreyi nasıl kıracağıma dair hiçbir fikrim yok. Ben Johnny. Evet, baksana Susan bana seninle çıkacağını söyledi. Susan benimle çıkmak istiyor mu dedin sen? Ben öyle mi dedim? Demek istediğim şey şuydu. Susan ve Mary bebek oldu. Bilgisayar şifresini kırmak gerek. Çok adice bir numaraydı Johnny Test. Ama çok iyiydi. Neden yardım edecekmişim? Pekala al bakalım Susan. İlk defa seni tokatlamayacak. Susan'ı tıktım ve buna hiç itiraz etmiyor. Oh, bebek Susan. Senin kusmuğun bile şirinliğini gölgeleyemez. Mary nerede? Gel. Lütfen bana az önce kafasında aylı bere olan bir bebek gördüm de. Evet, evet. Ay bereli bir bebek gördüm. Az önce emekleyerek ön kapıdan çıktı. Sen hayatta gördüğüm en kötü bebek bakıcısısın. Evet, biliyorum. Bu iş hiç de bana göre değilmiş. Yazı Tura. Evet. Tura. Yazı tura atmaktan nefret ediyorum. Başarabilirim. Evet. Başaracağım. Yakaladım. Neden laboratuvara gidip şifreyi kırmıyor ve ablalarımı normale çevirmiyorsun? Dostum, buraya sana şifreyi kıramadığımı söylemeye geldim. Al, evet, Susan şu anda çatıyor. Efendim? Merhaba tatlım. İzlediğimiz film öyle kız işi bir filmdi ki baba salonda kusuverdi. Ayakkabılar. Her yerde ayakkabılar ve eski sevgililer var. Yani biz eve geliyoruz ve babanızı üzecek başka bir şey istemiyorum. Bu sebeple biz 10 dakika içinde gelene kadar evi toplayıverin canım. Tamamdır anne. Öptüm. Anne ve babam eve erken dönüyor. Dostum, başın dertti. Hey, çatıdaki bebeğe bakın. Bunu yapabilirsin. Bugün pis bir bebek bezi değiştirdin. Çatıya çık ve kız kardeşimi kurtar orada. Hey, al bakalım. Bu bir cep roketi. Onu bu sabah icat ettim. Hayır, bekle ben. Hey Johnny dostum, iyi misin? Konuş benimle. Tekrar bu dünyadaki en kötü bebek bakıcısısın. Bakın, bu hiç de adil değil. Sizin yüzünüzden annem ve babam evde yokken coşup kuduramadım ve eve geldiklerinde başım büyük belaya girecek çünkü siz dönüştünüz ve babam dönüşümleri yasaklamıştı. Bak, bebekler acılı fasulyeyi seviyor işte. Dur biraz, onu yemiyorlar. Bana bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bunlar sayılar. Hayır, bebek dönüştürücüyü 5'e 5 kala olmadan çalıştıracak şimdi. Çabuk, vaktimiz yok. Merhaba. Siz ikiniz başınıza gelebileceklerin unuttum gitti. Ne işte bir...
bir sonraki ödevin romanın çöküşü hakkında. Ben de unuttum bile. Annemle babam evde. Ha, bunun tadına mutlaka bakmalısınız millet. Hmm. Johnny'nin bir fikri var. Elini bir çabuk tutmalıyım. Hiçbir aksiyon yoktu ve kadın üst üste bir kez seni seviyorum dedi. Teşekkür ederim çocuklar. Öyle korkunç bir filmden sonra böyle güzel, temiz bir eve gelmek çok mutlu etti beni. Ve görünüşe göre artık tek başınıza bırakılacak kadar büyümüşsünüz siz. Aferin çocuklarım. Bu Speed McCool mu? Erkekçe bir film. Şiddet dolu ve annesiyle hiç derdi yok. Bunu izlemeliyim şimdi. Au! Merhaba. İyi günler Bayan Jess. Yeni doğan kızlarınız için tebrik ederim sizi. Yeni doğan kızlar mı? Yırtmıştık. Yahoo. Hello. Time to get up. O kadar tembel ki geceleri rahat uyumak için gündüzleri dinleniyor. Miskin. Obur. Hazır cevap. O Garfield. Diyetlerden ve pazartesilerden nefret ediyor. Garfield bugün 17.15'te Cartoon Network'te. Işınlanan Johnny. Sıkıldın mı? Yapacak bir şey yok. Ölüyorum. İçim kuruyor. Gazete okuyabilirsin. Okumak mı? Pekala, seninle sportif bir şeyler yapabiliriz. Mesela zıplayan bir topla. Az da sportif. Peki şeye ne dersin? Işınlanmaya. Işınlanmak eğlencelidir. Evet. Işınlanmak mı? O not gitsin. Parçacık ışınlayıcıyı sırf sizin canınız sıkıldı diye çalıştıracak değiliz. Ama en son icadımızı test etmemize yardım edebilirsiniz belki. Aa, ben bunun şeklini hiç beğenmedim. Yine de pes etmeyeceksin değil mi? Hayır. Böyle ucuz bir kamp tatiline ne dersin bakalım? Ben kamptan nefret ederim. Güzel ve pahalı bir Hawaii tatiline ne dersin peki? Pahalıdan nefret ederim. Tek istediğim şey eğlence. Ama yapışkan şeyleri test etmeseler ölürler. Korkunç ablalarım var. Eminim o iyidir. Demek sert olmak istiyorlar ha? O zaman Johnny de sert çocuk olsun. Nedir bu? Sadece uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir plan diyelim. Ve bunu kullanma zamanı şimdi geldi. Beni biraz korkutuyorsun dostum. Dinleyin. Parçacık ışınlayıcıya giriş hakkı istiyorum. Yoksa bunu kullanırım. Bu da neyse? Su ve gıda boyası mı yoksa? Ha? Geçen hafta laboratuvara girdim ve tehlikeli madde dolabından birkaç malzemeyi karıştırdım. Ne? Johnny sen delirdin mi? Evet. Ne diyorsa yapın. Onu hiç böyle görmemiştim. O aklını kaçırmış. Anahtarı al. Sadece tehlikeli maddeyi dışarıda bırak. Ablalarım sıkıntıdan çatlamış 11 yaşındaki bir çocuğun çaresizliğini küçümsemeyin. Şimdi ışınlanma gücü. Hadi. Can sıkıntım geçti gitti. Bu arada o şişede ne var acaba? Analiz tamamlandı. Su ve yeşil gıda boyası. Bizi kandırmış. Tamam. Hadi intikamımızı planlayalım o halde. Hey! Sen tam gün bilekliği satın almamışsın. Ve adım gibi eminim ki bu da bir köpek. Yani güvenlik gelsin. Hey siz! Ellerinizi yukarı kaldırın. Tamam hiç sorun değil. Ben ellerimi indirdiğim zaman ışınlanacağız. Oo. Ben bunu hiç görmemiş gibi yapacağım. Evet, ben de. Oyun salonu mu? Bu harika. Ve şuna bir bak.
Tam gün oyun oynama biletleri. Ay, seni çok seviyorum. Johnny'nin bilmediği şey, ışınlandığında parçalanmış moleküllerinin ışınlayıcının ana çerçevesinden süzüldüğü gerçeği hayatım. Yani bu devreleri ve sensörleri yeniden ayarlayabilirsek Johnny'yi pek de hoşuna gitmeyecek yerlere göndermemiz mümkün. Böylece hem ışınlanmanın tehlikelerini öğrenir hem de daha önemlisi bizi kandırmanın tehlikelerini öğrenir. Pekala, bu biraz sarsabilir. Neler oluyor bakalım? Müzik dinliyorduk. Biz burada bir tatil planlıyoruz ve... Johnny nerede? Siz Johnny'ye bir şey mi yaptınız? Siz tatil mi dediniz? Söylesenize, tatilde nereye gidiyoruz acaba? Karar veremiyoruz ki. Ben evde kalıp yapboz oynayarak, barbekü yaparak ve film izleyerek ekonomik bir tatil yapmayı önerdim. Ben de tropik bir adayı önerdim. Evde tatil yapmak fikri hiç de inandırıcı gelmiyor çünkü. Tropik bir ada öyle mi? Banka falan mı soymayı düşünüyorsun? Kızlar, siz en iyisi gidin. Burada işler çirkinleşecek. Tatillerini sorarak konuyu güzel değiştirdin. Senin de rock müzik yalanına tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi Johnny'yi mahvedelim. Johnny ve Duke'nin yeni ışınlanma hedefi belirleniyor. Bitti. Şimdi bakalım Johnny tren yollarını ne kadar seviyormuş. Pekala, bu kahkaha biraz fazla ürkütücü oldu. Evet, kendimi biraz fazla kaptırdım değil mi? Şimdi ne yapalım? Ben hep Rusya'ya gidip şu kubbeli çatılı binayı görmek istemişimdir. İstiyorsan gideriz Işınlanovski. Hey, burası Kremlin değil. Evet, burası bir tren yolu ve bir de tren var burada. Işınlan. Harika. Hayvanat bahçesindeyiz. Evet, ama bu insanlar neden kafesin arkasında? Değiller ki. Biz kafesin içindeyiz. Eminim bu ablalarımın işidir. Sana ışınlanmak kötü fikir dememiş miydim ben? Hayır dememiştin. O zaman tamam, şimdi söylüyorum işte. Buradan ışınlanıp kurtulmalıyız. Hadi Johnny'yi çok seveceği eğlenceli bir yere gönderelim. Ne dersin? Mesela bir kadın giyim mağazası. Ben sıkıcı bir müze diyordum. O kadar kötüsün ki. Teşekkür ederim. Tamam, neredeyiz? Ben bakamayacağım. Sanırım bu resim dersinde gördüğüm bir Fransız müzesi. Ve yine sıkıntıda başım şişmeye başladı. Lourdes'a mıyız yani? Harika. Güvendeyiz. Güvendeyiz. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ne dedin? Sanırım bizden yardım istiyor adamcağız. Hey! Bu şu meşhur tablo değil mi ya? Olamaz. Çok değerli sanat eserlerini çalmalarına yardım ettik. Bu kötü değil mi? Hem de çok kötü. Johnny'yi bir sanat hırsızlığının ortasına koyduk. Ay evet, çok da iyi olmadı. İddialara göre görüntülerdeki bu çocuk ve aşırı kıllı arkadaşı dünyanın en değerli eserlerinin çalınmasına yardım eden kişiler. Eğer izleyenler arasından bu iki son derece tehlikeli kaçağı gören olursa polisle mutlaka irtibata geçmelerini istiyoruz. Haberler hiç iyi değil. Annem babam hala internetteyse bundan haberleri olabilir. Çabuk ol. Ben tropik bir adaya gitmek istiyorum dedim sana. Ben de evde kalıp para biriktirmek istiyorum. Haber alarmı. Bu bilgisayarda gördüğümüz Johnny mi? Bilgisayar bozulmuş. Yukarı çıkarıp tamir edeyim ben. Az önce bilgisayarda Johnny'yi gördüm. Johnny gerçekten bilgisayardaymış. Eğer Johnny evdeyse bu bütün polisleri eve getirmez mi? Polis mi? Sen polisler mi dedin? FBI konuşuyor. Çocuğun ve köpeğin elleri yukarıda çıkmalarını istiyoruz. Bir de ebeveynleri. Onları böyle kötü yetiştirdikleri için onlar da bu olayın sorumlusu olarak görülmeli. Bu onların suçu. Bizim suçumuz mu? Bu teknolojiyi sana vermemiz için şantaj yapmıştın. Bu bir yaşında bir çocuğun partiküllerine ayrılmasına kim izin verir? Bunlar delirmiş. Şaka mı yapıyorsun? Niçin öyle yapmadık işte?
Pekala, en azından tatilimiz nerede olacak belli. Hapiste. Kızlar bir şeyler yapın. Siz bir dahisiniz. Biz de bilmiyoruz. Ama ben biliyorum, laboratuvara. Çabuk, evi ıssız bir adaya götürün hemen. Ne? Bu asla işe yaramaz. Bu sizin son şansınız ve sakın tehlikeli bir şey yapmayın, anladınız mı? Şimdi tehlikeli bir şey deneyeceğiz. Hadi çabuk olun, fazla vaktimiz yok, geliyorlar. İyi olması için dua edin. Ne yapıyorsunuz? Bu güvenli görünmüyor. Koru beni. Siz çocukların başı çok çok büyük dertti. Biliyoruz. Bu sizin son şansınız ve aptalca bir şey yapmaya kalkışmayın. İçeri girin. Ben böyle bir şeyi hiç görmemiş gibi yapacağım. Evet, ben de öyle. Anne, baba merak etmeyin. Johnny'yi dünyanın bütün kayıtlarından silecek ve bilgisayar virüsü yazıp onu hemen sileceğiz. Ayrıca Johnny ve Dookie'yi video kayıtlarından da silerek bu soygunda bir suç işlediklerine dair bütün şüpheleri de ortadan kaldıracağız. Ama bu yaklaşık 3 günümüzü falan alır. Ha? Yaklaşık 2 dakika önce gittiler. 3 gün mü? Bunu bir hafta yapın. Size bu defa ceza vermeyeceğiz. Bence ışınlanmanın tehlikeleri konusunda dersinizi aldınız siz. Ve aldığımız bu ders, başımız bir daha derde girerse tek yapmamız gerekenin anne ve babamızı ıssız bir adada beleş bir tatile ışınlamak oldu. Evet, harika oldu. Olağanüstü bir tatil olacak.